Türkiye'nin ilk, Avrupa'nınsa en büyük hibrit enerji santrali Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Hibrit Güneş Enerji Santrali'nde hem barajdan hem de güneş panellerinden elektrik üretiliyor. HES ve GES'i bir arada hiç düşündünüz mü? Burası Bingöl ve Doğu Anadolu'nun en önemli akarsularından olan Murat Nehri. Yapı itibariyle Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci en büyük hibrit enerji santrali. Sonbaharda başladık. En zor olan dönemde bunu başarmaya çalışıyoruz. Bu bölgedeki yaklaşık 1100 dönüm araziyi inşaat kazı çalışmaları sırasında doldurduk. Daha önceden dere yatağı olarak kullanım dışı olan alanları kullanıma uygun hale getirdik. Eylül ayının son haftası itibariyle yoğun, kapsamlı, ummalı bir çalışmaya başladık. 35 milyon metreküp toprak hareketi, yaklaşık 3,5 milyon metreküp beton imalatı. Bir milyon metrenin üzerine kablo çektik. Yaklaşık 200 bin adet güneş paneli kullanıldı. İşte Kalehan Enerji Aşağı Kaleköy Hidroelektrik Santrali. 510 megawattlık kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük barajlarından bir tanesi. Ve işte 80 megawattlık gücüyle Aşağı Kaleköy Güneş Enerji Santrali. Burada hidroelektrik santral ve güneş enerjisi santrali aynı anda, aynı projede hayat buldu. Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali. Bu büyük proje birçok ilki bünyesinde barındırıyor ve örnek nitelikte. Bu hibrit proje Türk mühendisler tarafından tasarlandı ve uygulandı. Büyük bir emek ve teknik birikimi olan projenin yapım safhalarına tanık olup bu projenin gizli kahramanlarıyla tanışacağız. Öncelikle tabii biz bu projeye hidroelektrik santral projesi olarak başladık. Yatırımımızı ona göre planlamıştık. Aşağı Kaleköy Barajı Türkiye'nin en büyük 6. barajı. Talvek'ten yüksekliği 100 metre. Türkiye'nin ilk asfalt çekirdekli barajı olma özelliğini de taşıyor. Gövdenin yarı kısmı asfalt çekirdek, diğer yarı kısmı silindirle sıkıştırılmış betondan oluşuyor. Proje ilk tasarlandığında tamamı silindirle sıkıştırılmış betondu. Bölgenin jeolojik yapısından dolayı gövde tipi değişimi yaşandı. Asfalt çekirdekli gövde yapıldı bir kısmı. Hidroelektrik santral yapımı uzun ve zorlu bir süreç içermekle birlikte 3000 kişinin 5 yıllık emeğiyle ortaya çıktı. Bu büyüklükte bir projeyi yönetmek, hayata geçirmek hiç şüphe yok ki bir hayli zor iş. Elektromekanik teçhizat, elektromekanik firmaları,
hidromekanik teçhizat, inşaat firmaları, çalışan inşaat işçileri, mühendisler, bunların organizasyonları, iş programı ve sahada uygulaması, zamanında yerine getirilmesi organizasyonlarını yapma açısından büyük bir proje, büyük bir emek sarf ettik. Hemen hemen 7-24 çalışma oldu diyebiliriz vardiya sistemiyle. Normalde enerji santralleri kendi başına enerji üretebiliyor ve burada da hali hazırda olan 500 megawattlık hidroelektrik santraline bağlanarak birlikte enerji üreteceğiz. Aşağı Kırıkkale Barajı'nın inşaat işleri döneminde çok ciddi toprak hareketleri oldu. Ve Aşağı Kırıkkale mansabında yer alan yerleşim yerlerinin güvenliğinin sağlanması için dere yatağında bir takım düzenlemeler ihtiyacı duyuluyordu. Bu düzenlemeler yapıldıktan sonra bu alanlar atıl olarak kalacak. Mevzuatın getirdiği bu imkan dahilinde bu atıl kalacak alanların aynı noktadan farklı elektrik kaynağı ile değerlendirilmesi imkanı oldu. Ve gerekli izin başvuruları yapılarak bu alanların da güneş enerjisi olarak değerlendirilmesi imkanını sağlamış oldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin yönetmelik kapsamında yapılan değişikliklerle yenilenebilir santrallerin eklenmesi bu değişikliğin odak noktasında vardı. Hidroelektrik santrallerin olduğu yerde yardımcı kaynak olarak kurulabilir izniyle 80 megawatt gücünde bir güneş enerjisi sisteme adapte edildi. İşte Eylül ayının son haftası itibariyle yoğun, kapsamlı, hummalı bir çalışmaya başladık. Sol sahilde ve sağ sahilde santralimiz ayrılıyor. Her iki tarafta da farklı farklı yöntemler uyguluyoruz. Bölgenin çok kompozit bir jeolojik yapısı var, çok değişken bir jeolojik yapısı var. Bu sebeple bir yerde karşılaştığınız bir zeminle başka bir yerde farklı bir zeminle karşılaşabiliyorsunuz. Sağ ve sol sahil olmak üzere ikiye ayrılan proje 1 milyon metrekare alan üzerine inşa edildi. Dolgu zemine kurulan çelik masaların mukavemeti için birçok farklı mühendislik çalışması yapıldı. Sağ sahilde uyguladığımız yöntem beton baza olarak adlandırılıyor. Sahamızın bir kısmında çeliği çakma yöntemiyle yapıyoruz. Güçlendirmek için betonluyoruz. Tasarımı ve uygulaması sadece 6 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan güneş enerji santrali, yaklaşık 200 bin güneş paneli, 500 bin adet çelik profil, milyon metreleri aşan çeşitli enerji kabloları kullanılıyor. Burada tabii iki ayrı enerji üretim tesisi var. İkisinden ayrı ayrı üretilen enerji bir santral binasına toplanır, interconnect sisteme veriliyor ve ülke içerisinde tüketimi sağlanıyor. Esasında proje, farklı faaliyet kolları ve disiplinlere sahip birçok organizasyonun aynı anda ve uyum içerisinde hedeflenen zamanda işi bitirmek için harcadıkları efordan geçmekte. Birçok personel günün 24 saatini bu şantiyede geçiriyor. Bu nedenle tüm detaylar düşünülmüş. Personelimizin açık ortamda dışarıda çalışması hem soğukta hem de yağmurun etkisinden iş gücümüz azalabiliyor. Bizim için en zor olan dönemde bunu başarmaya çalışıyoruz. Çalışanlar gün içinde yoruluyorlar. Sosyal imkan olarak onlara bir sosyal imkan sunmanız gerekiyor ki bu işin bir de psikolojik boyutu var. Burada cidden 24 saat birlikteyiz. Hem işte birlikteyiz hem akşam birlikteyiz. Çok yakın açtık, çok güzel bir aile ortamı oluştu.
ve bölge iklimi. Beyaz örtü tüm coğrafyayı sarıyor. Bölgede kışlar oldukça çetin. Hava şartları projenin önündeki en büyük engel. Ancak ekip büyük bir özveriyle takvime uymaya gayret ediyor. Havanın ısınmasıyla çalışmalar tekrar hız kazandı. Panel montajları devam ediyor. Bu devasa proje hem istihdam hem de sosyal sorumluluk uygulamalarıyla bölge ekonomisinin sosyal hayatına önemli katkılar sağlıyor. Şantiyemizde 3000 kişiye yakın personel çalıştı. Bu personelin %80'ine yakını Bingöl veya çevre illerden istihdam edildi. Nerede bakarsa 100'e yakın kişi çalıştılar orada 2-3 sene içerisinde. Projesi buraya geldiğine katkımız bulundu. Biz yardımcı olduk, yol gösterdik. Diğer köyümüzde bir tane Kur'an kursu yapıldı merkezde falan. Sadece inşaatla veya enerjiyle uğraşmadık. Aynı zamanda okullar yaptık. Murat Köyü'nde bir okulumuz var. Çok güzel bir ilkokul yaptık orada. Camiler yapıldı, yurtlar yapıldı. Sosyal projelerimiz de, sosyal destek projelerimiz de oldu. Her yıl 300 öğrencimize burs sağladık. Ve bu bursu işletme döneminde de devam ettiriyoruz. Ankara Hacı Tıp Üniversitesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon okuyorum. İkinci sınıf şu an. Öğrencilerimize burs veriyorlar. Halen devam ediyor. Allah razı olsun. Mesela Bingöl merkezde oturan bizim bir yetim aile var. İki tane bir kız çocuk bir erkek. İkisi de tıp kazanmış abi. Yani 4 sene önce beni aradılar. Ben ağladım. İnan ki ben ağladım. İnşallah onlar da bir görev varlar. Ondan sonra onlar başkalarına yardımcı olacaklar. Memlekete faydalı olacak. Doğrudan ve dolaylı yoldan 100 bin kişinin ekonomik fayda gördüğü proje, uzun yıllar bu şehre ve ülkemize hizmet edecek. Ve bu bir bayrak yarışı. Bu bayrağın daha ileriye götürülmesini temenni ediyorum. Bizler de herkese bu noktada desteğe, yardıma, işbirliğine hazırız. Herkes bu bayrağına sahip çıkacak. Bu eser bir ilk olarak tarihteki yerini aldı. Bundan sonraki projelere ilham kaynağı oldu. Türk mühendisine, girişimcisine özgüven ve cesaret veren projelerden birisi olmayı başardı. Projemizin son kabulünü yaptık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen yetkililerle birlikte sahamızı dolaştık, kontrollerimizi yaptık. Ve tesisimizi işletmeye açtık. Artık burada üretilen elektrik Türkiye'nin her yerinde kullanılmaya başlayacak. Güneş enerjisi santralimiz için yıllık bazda beklediğimiz üretim miktarı ortalama 130 milyon kilowatt saattir. Bu 36 bin kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliriz demektir. Sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 44 bin konutun tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaya başlıyoruz. Hava şartları zorlamasına rağmen en hızlı şekilde bitirmeye çalıştık ve bugün işletmemizi açmış bulunmaktayız. Son derece onurluyuz, gururluyuz. Hepimiz için çok önemli, çok güzel bir proje oldu. Memleketinize hayırlı olsun. Biz de örnek olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bizim açtığımız bu yolda diğer yatırımcılar da takip edecekler için ülkemizin cari açığına da büyük ölçüde katkı sağlanacaktır. Bu denli büyük bir projenin hayata geçirilmesinin haklı gururu içerisindeyiz. Bayrak yarışında ülkemizin genç mühendislerine farklı bir bakış açısı, farklı bir perspektif oluşturduğumuza inanıyoruz. Projeyi ülkemize armağan ediyoruz.